أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Sebat'a devam ediyoruz. Çünkü bu kadar uzun yapmamızın sebebi sebat sıfatı çok mühim bir sebat, sıfattır. Sebat edip etmeme cihetinde kaderin imtihanı. Mutlaka kader imtihan ediyor. İşte bu meselemizde elmaslar şişelerden. Elmaslar şişelerden. Ne demek? Sıdık fedakarlar mütereddit sebatsızlarda. Mütereddit. Elmaslar şişelerden ne demek? Sıdık fedakarlar mütereddit. Yani davasına kanaat edememiş, tereddütlü, sebatsızlardan. Halis muhlisler, benlik ve menfaatını bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Bu çok önemli. Bak, sıdık fedakarlar mütereddit sebatsızlardan. Tamam mı bak? İki, halis muhlisler, halis muhlis, halis, halis ihlaslı mı? Muhlis, sırrı ihlas. Kim benlik ve menfaatını, yani halisin zıttı benliktir. Muhlisin zıttı menfaat, eylem. Dişe vuruşu. Bak, kıyas edeyim. Elmas, şişe. Elmas, daha çok insanın kıymet verdiği. Şişe de zahir. Sıdıklar, sıdık içseldir. Fedakarlık, eylemdir. Mütereddit sebatsızlar. Halisler, halis mi, benlik sahibi mi? Ben merkezli. Benlik, ben merkezli. Yani mesela biz kendimizi uygulayalım. Dershanedeyiz ama muhlisiz. Ama halis miyiz? Yani cesedini bırakmak muhlis. Ama duygularımızı da kurban etmek halistir. Demek ki bu sıfatlar bizde var, ikisi de var. Çünkü insanda yok değil. Yani mesela ben merkezde enaniyet, bir sürü günah arzuları yok mu? Var. Bunların yerine bunlar olunca o çıkamıyor. Herkeste mesela şey var. Kanser hücresi var. Kanser. Yani dünyada çıkmış ve çıkacak bütün mikro potansiyeli var. Hepsi var. Peki niye değiliz? Çünkü kafa kaldıramıyor. Bastırılmış. Şu anda ay yok mu? Var. Niye gözükmüyor semada? Güneş bastırmış onu. Peki ne zaman çıkar? Güneş ne zaman çekilirse. Sağlığını yitirirsin. Mikroplar yukarıya çıkar. Dışarıdan beslenir mikrop. Yani kanser mikrobunu aldı değil. Kanser mikrobu vardı. Kanser dışarıdan beslendi, ortaya çıktı. Ha, aynı bunun gibi işte biz, Cenab-ı Hak bizi şey yapacak. Kaç derece bu klima? Fazla içinde işliyorum. He tamam. Çok biraz soğuttu. Şimdi bunu bizi ayırt edecek yani. Bir mihenge vurulacak. Bir olay yaşamamız lazım. Bakalım öyle miyiz, böyle miyiz? Biz bile kendimizi tanımıyoruz. Tanımlayamıyoruz. Ne zaman tanırsın? Kendini Risale-i Nur'la tanımlamaya kalkarsan tanırsın. Kaldır o şey klimanı elinle. Tamam. Biraz da kaldır. Tamam. Şimdi ayrılmamız gerekiyor.
Nasıl ayrılacağız? Biz de bilmiyoruz ki kendimizi. Ben ne olduğumu nereden bileyim? Psikolojide ders yapıyorum bunu. Buralardan çıkartıyorum. Neyle tanımlarım kendimi? Tanırım. Tanımlayınca tanıma oluyor. Kardeşim, olayların içerisinden çıkıyorum ben. Olaylara karşı gösterdiğim tepki, verdiğim memnuniyet, sergilemiş olduğum tavır ve davranış, alaka veya tenkit, eleştiri, onunla benim. Onunla ben kendimi bilmiyordum ki, ha ben, ha demek ki bu konuda zaafım var. Bu konuda demek ki, mesela, diyelim ki bir eleştiri yapıyoruz. Yani bunu dershanede kullanıyorum, yani bunlar umumi derste bunlar konuşulmuyor. Şimdi eleştiri yapacağız. Bir kere, ya içinden geleni söylerim kardeşim be, dobrayım. Hayır, içine gelen, özür dilerim, gazı bırakabiliyor musun her yerde? Tuvalet her yerde yapabiliyor musun? O da içinden geliyor, o da fitri. Yani tut bakalım, tutamazsın ki belirli yerde. Ama belirli yerde, belirli yerde, zamanda bırakacaksın. Belirli yerde, belirli zamanda bırak. Namazın içinde çıkıp giremezsin. Hatta namazda öyle durmak mekruhtur. Yani ne demek istiyorum? Şu, ben derim diyemezsin kardeş. Diyebilmen için, söyleyebilmen için, yapman için muvazeneyi, muhakemeyi bırakmayacaksın. Kantarı ve metreyi bırakmayacaksın. Benim şunu kastediyorum. Eleştirim, tenkidim. Acaba umumi hukuka mı gidiyor, şahsı hukuka mı gidiyor? Yani mesela Mahmut umumi bir ustadın emrini yapıyor. Ustadın emrini yapıyor. Ustad böyle yapın diyor. Benim de külliyata vukufiyetim yok. Nurculukta asas muhakeme-i layıkada noksan olanlar menfaat yerine zarar verirler. Bakın. Şimdi ustad demiş ki şöyle yapın. O da onu yapıyor. Ama ben bunu bilmiyorum, ama benim hissiyatıma, enaniyetime, benliğime, bulunduğum cemaata, abinin bana taktırmış olduğu gözlüğe, bana daha önce vermiş olduğu dokümanlara zıt. Ben hücum ediyorum. Bilmeden ustada hücum ediyorum. Risale-i Nur'un yok olmasına yardım ediyorum. Bilmeyerek. Şu cinayete bak. Mesela bir misal vereyim. Ya diyor, mesela, ders yapıyorsun oradan oraya, ya kardeşim yerinde otursana diyor ya, oradan oraya ne yapıyorsun diyor. Dürün tıngır tıngır git diyor. İzade yapacaksan bunu yap. Oysa ustadımızsın emri. Ben diyor kanaatımı söyledim diyor, kanaatına saygı istiyorum. Kanaatına saygı göstermiyor. Ustada hücum etmeyi onaylamamdır. Ben de cinayete ortak oluyorum. Bedavada otururken iştirak amalevrede düşüyorum. Ustada muhalefet ediyorum. Kastamonu'da ustad nasıl ders yapacağımızı çizmiş. Taşiyelerle, tafsilatlarla, izahatlarla, şunlarla devam edecek. Nedir o? Ana kroki çiziyorum. Bir, külliyatta bir yer anlatırken birincisi onu açacak fakat bunu bozmayacak, onu rencide etmeyecek, bunu kapatmayacak, unutturmayacak kadar kısa metin getir oku açmak için. Veya hakimsen, külliyat-ı vukufiyetin varsa, orayı bil mana gel naklet, bil mana. Çünkü hadisi bil mana, ayeti bil mana caizdir. Mesela ikinci lemanda ustad, öyle bir ayet yok. Ne diyor? Rabbi, Rabbehu inni meseniye durru. O Rabbine nida etti ki, biz diyor bunu Rabbim diye söyleyeceğiz diyor. Mesela Hizbullah Kayki Nuriye'de öyle ayetleri görmüyor musunuz? Ayetleri nasıl şey yapmış görüyor musunuz ayetleri? Hizbullah Kayki Nuriye'de. Evrad-ı Kur'an şey var ya, Evrad-ı Kur'an şey. Yok. Cevşen'de ya. Versenize. Mürecat-ı Kur'an'dan. Cevşen versene bana. Mürecat-ı Kur'an'dan ya. Yok koş. Bak, mu'minun
Mu'minun açıldı. Ya işte dilimize geliyor, unutuyor, şey yapamıyoruz işte. Munacat-ı Kur'an, evet. Bak. Mesela Fatiha. Fatiha okuyun. Fatiha'yı okula bak. Ya Allah Rabbul Alemin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Melik-i Yevmiddin. Ne alakası var? Sahabe yapmış bunu. Osmanlı. Çok acayip. Ayet ayet. Diyor ki Osmanlıca mı diyor da? Yok yok. Hatta Osmanlı'nın ha, o da yapmış. Yani sahabeler kendisine ayet alıyor. Mesela bakın Fatiha ile ne alakası var? Fatiha. Ya Allah, Ya Rabbul Alemin, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Meliku, Ya Yevmiddin. El-Bakara. Ya man celal erda firâşe ve semâ binâ ve enzele mine semâi mâ fe ahrece bîmen mine semerât rızkan lekum vardı. Ya man halakalen devam ediyor hiç. Bir şey olmayınca. Bilmana yapıyorlar. Yani bunu ustadın da değil ki, büyük zatların bu. Sahabenin. Dua niyetini okumuşlar abi. Ey diye hitap etmişler. Ey lütfen ya Resulallah, tamam mı? Osmanlıcası mı? Hani sahabe diye baktım ya. Demek ki muvazene, muhakeme çok önemli. Nurculukta hassas, muhakeme-i layıkada muvazenesiz olanlar nurculuğa menfaat yerine zarar verirler. Kendisine de tabii. Divan-ı Arbi Orfiye 38'de dinde hassas, muhakeme akli de noksan olanlar menfaat yerine zarar verirler. Tamam. Layıkaya. Ustad böyle demiş, tamam. Ama ben hoşuma gitmeyebilir o zat. Dilimi tutarım. Niye mesul olayım? Tenkit etmek bana emredilmemiş ki. Ama etmemek emredilmiş. Bir tercih ki mesuliyet var, bir tercih ki mesuliyet yok. Niye gireyim yani, enayi miyim yani? Niye tehlikeli yola gireyim ki? Ha evet demek gerekiyormuş. Arkadaşlar ders yapan veya ders makamı şey geçiyorsunuz, geçenleriniz de var. Yaparken dikkat edeceğiz. Eğer umumu hukuksa, denmesi gerekiyorsa, denmemesi... Ne zaman deriz? Denmemesi mesuliyeti ifade ediyorsa değil. Unutmayın bunu. Denmemesi halinde mesuliyet varsa değil. Ama tam tersine denmesi bir şey olmuyorsa demeyin. Denmemesi ne zaman konuşacağız? Tenkit edeceğiz. Eğer o tenkidin şahsı hukuksa sana cevap ver, verme denmiyor. Tam tersine Risale-i Mutekelli Vahdi olsa, affedersen, musamahsa ama Risale'dir. Ama hakkınsın yani müdafaa etmeye ama affedersen ama Risale'dir. Ama Mutekelli Malgayr olursa, yani şahsı hukuk değil, umumi hukuksa, eğer umumi hukuku koruma makamındaysa, söylemen gerekiyorsa, nereden anladın söylemen gerekiyor? Söylememen anında mesuliyet getiriyorsa sana diyeceksin. Sizin gibi değilim ben. Ben bazı şeyleri demek zorundayım. Ustad da şahsen gıybet etmiş mesela. Gıybet değil. Muhyiddin Arabi Vahdet-i Vücut meselesi Mustafa Sabri diyor, ifrat etti diyor. Ötekisi de tefret etti diyor. Tenkit ediyor. Öyle örnekler var. Ha, niye? Tavsiye ediyor. Öyle gıybetler var ki yapmak farzdır. Kızım, oğlum bak onunla dolaşma. Onun kız bak ne yollara düştü diye onu göstermek, onunla dolaşan kızın oğlunu ikaz etmek, ana baba için o çocuğu hakiki vaziyetini göstermek farzdır. Ta ki onu kurtarmak için. Bak kızım sen bilmiyorsun, bak hoş bak nereye dillere düştü. Ne kimlerle arkadaş var, bak seyret, bak şöyle oldu. Diye. Mesela mahkemede hani gıybetin caiz olduğu yerlerde anlatıyor. Onun için Cenab-ı Hak bizi istikametten ayırmasın, muvazene ve muhakemeyi bıraktırmasın. Çok önemli. Allah bir insana ilim verdi ama muhakeme ve muvazene vermedi, Allah belasını verdi. En büyük bela odur. Keşke bilmeseydi. Muvazene ve muhakeme. Koca bir kitap, külliyat-ı hulasası nerede?
külliyatın tamamen hulasası Mesnevi Nuriye'de. Mesnevi Nuriye nerede? Muhakematta. Allah aşkına ya. Muhakematta böyle bir şey ya. Ver bakayım göster. Lemaat değil mi? Lemaat değil mi? Lemaat, lemaat da yazmış. Mesnevi şey. Mesnevi, lemaat Mesnevi'nin açılımıdır. Külliyat, Mesnevi. Mesnevi, bu. Bütün külliyat burada. Bütün külliyatı şey yapan bunu anlar. Anlamamanın en büyük sebebi nedir biliyor musunuz? Anlamakta samimi olmamaktır. İki, haramla besleniyoruz. Haram yemek. Abi ben dershanedeyim. Beytül malın malını zimmetine geçirme. Bak ne hallere geliyor. Bak Beytül mal Anadolu'nun parasını almaya da matbaa. Matbaayı da yeni abiden bak numaralarla şahsa. Bak bir şahıs taşın. Anadolu'nun bütün serveti bir şahıs taşın. O şimdi anlasa tefeyyüz edemez, inmez. Dershanedekilere sesleniyorum. Haset, haset, gurur, kibir, ben merkezli yaşamayacaksın. Eğer vakıf olmak ve sandığı istifade etmek istiyorsan. İki, bu bir taneydi. İki, Beytül malını, yani mal-ı umumi, ümmetin malını şahsına değiştirmeyeceksin. Yüklenmeyeceksin. Şahsına geçirmeyeceksin. Ama bir şey yapmıyorsun sen. He? Zaten ki sen mesela dersine üzerine alıyorsun. Bir şey yapmıyorsun dersine bağlı. Ne olacak? Sonra ne olacak? Sonra diyoruz ki bak kardeş bu satılacak. Başka yerde dershane alacak. Burası şu anda hizmet etmiyor. Dediğimiz zaman vakıfa ki benim başıma geldi. Yaşadık kaç tane. Kardeş bunu vekalet ver de bu satılsın orada dershane alacağız. Şimdi bu satılsın. Burası şimdi etrafımız kötü oldu. Orayı da bana müzirme yaparsanız veririm. Çok sıçın sen çıkabilirsin. Ve Çayeli'de bak satamıyoruz. Etrafımızda bloklar çıkmış. Çok karanlık oldu. Hatta o bina karşısındaki adamla anlaştık. Sevdi bizi içe. Tamam diyor sattım biraz da ekleyeyim. Ben de fedakarlık yaparım. Hem binanın çekme katını yukarı vereceğim size hem altta bir tane daire vereceğim. Ne dedi? Ben diyor vesveseden kurtuldum ben dersten diyor. Şimdi biz tanımıyorduk Karabalık'ta adam vesveseyi varmış. Tevafuk etti. Vesvese dersini oldu. İmani dersi geldi. 3 dersten sonra teklif etti. Hoca dedi bunu satın dedi. Ben dedi sen kimsin kardeşim? Hoca burası karanlık dedi. Ben şu mutaydım. Şu bina yapamadım. Ben dedi size bu mukabil dedi. Ben almıyorsunuz öyle karşılıksız ama. Ben de en azından malzemeyi kurtarayım. Çekme katta al katı size vereceğim. Onun üzerine olan kardeşe telefon şey yapıyoruz. Yok benim üzerime yaparsanız veririm. Ne oldu şimdi hani emanetti. Ne yaptı bu adam anlamıyor. Tabii ki anlamayacak veya anladı tefeyyüz edemez. Ahirete ne diyecek ustadın huzuruna? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyecek? Haşir meydanında mahkemeyi kuracak Allah'tır. Mahkemeyi alacak Allah'tır. Nünker Mekir kabirdedir. Haşir meydanında Allah'tır. Mesela yetimin malını diyor. Karşısında yetim durmayacak. Yetimin malını alacaklı olan mesela yetim malını yedi değil mi? Karşısında yetim durmayacak. Onun karşısında diyor hadis-i şerifte ben duracağım diyor. Allah bir yerde o yetimin malını yiyen bir yerde mahkeme olacaklar. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ne yapacaksın kardeşim sen? Sen niye gelmiştin dershaneye? Hüsnü zannedeyim değil mi? Niye geldin? Hadi kızdın. Bir gece, iki gece, üç uyku. Ya işte Risale'yi niye anlamıyoruz? Bir, samimi değiliz anlamakta. Samimi olsaydık, bunun anlama yoluna samimi olurduk. Gökten sana ne geldi? Üniversiteye girmek için sırf Redox'tan bir soru gelecek yapacağım diye biz 106 tane elementin atom değerlikleriyle, elektron yapısıyla en az 80 tanesini ezberlemiştim. Ben A, U, M, N, A, G bilmem şey neyse bunlar atom ağırlıklarıyla. Niye? Redox'tan bir soru yapacağız diye. İki soru yapacağız. Sen bundan ahiret sorularını yapmak için
berzahtan geçmek için sorularına ki kesin bu sorular çıkacak. Yani anlamıyorum. Ne zaman istedin de anlamıyorsun. Nasıl istedin? Ha akşam geleceksin işte. Sabahtan akşama kadar her türlü nane yiyeceksin. Takla atacaksın. Ya ben burayı anlamıyorum kardeşim. Zaten anlasam mucize olurdu. Anlamaman lazımdı zaten. Anlamadığına şaşırma, anladığına şaşır. Çünkü anlamak mucize olur. İki, yediğine bak bakalım. Karınlar ağa böyle. Sanki hamile kadın gibi özür dilerim. Nurcu'ya. Ben de daha iyi değilim. Varsa yok elhamdülillah. Biraz kardeşim İmam Azam ne diyor? Niye bunlara giriyorum? Niye girmeyeyim? İmam Azam Efendimiz diyor ki gireni kontrol edemeyen o girenle hasıl olacak neticeyi hangi yolla çıkacaksa o organları kontrol edemez. Ya umumu hukuka tecavüz etme. Bak şeytanın sıfatıdır bu. Şeytan niye şeytan oldu? Şeytan yaratmadı Allah. Azazildi, şeytan oldu. Niye? Haset etti, kibirlendi, ben merkezli düşündü, Allah'tan ümidini kesti. Ey Nurcu, hele ey vakıf. Vakıflı bırakmak istemiyorsan, hasetin olmayacak. Kibrin, gururun olmayacak. Ben merkezli olmayacaksın, ümitsiz olmayacaksın. Beytul malı üzerine geçirmeyeceksin. Başka geçirmek? Dershaneye verilen zekat vesaireleri. Al arabayı, haydi hizmettir, irtibat lazım, aradığın tarafı keyfine gezemezsin. Gezemezsin. Bak benim babamdan kalmış bir bina var, onun kirasıyla geçiniyorum şahsen. Şey için söylüyorum, inanın bana, hizmete giderken dershanenin arabasının benzinini aynı hiç karışmıyorum, mazotunu. Ben bir dostumu mu ziyaret ediyorum, dostumu? Size inan, fiilik şeylemek için söylüyorum. Dostumu mu ziyaret ediyorum veya benimle umumi hizmet değil de şahsımın gayretiyle oluşan bir şey koşturuyorum. Ben koyuyorum mazotumu. Hazreti Ömer'in bu misali var ya. Ha, yani niye? Devam etmek istiyorum ama ben kazanıyorum. Kur'an'a yemin ederim ki hele şimdi, bugün saat öyle bir lezzet var ki inan demesim geliyor. Ya Rabbi kaldıramıyorum bu lezzeti diye. İnan. Öyle lezzet alıyorum. Hayatımda lezzet var. Sur, huzur var. İnan. Beytülmal'e karışmıyorum. Biliyorsunuz. Umumi meşerete de beni almayın. Siz şey yapın. Benim fikriyatıma, noktaya nasıl ihtiyacınız varsa şimdi diyeyim. Şu anda meşerete. Bak görüyorsunuz. İhtiyacınız varsa beni dahil edin. Sizin kafanız kadar benim için. Ha benim mazide bir tecrübem var. Gençlere diyorum bak şu anda meşrettiler. Şahit ol. Ha, ne ekonomilerine, ne keserlerine, ne sevk idare. Ama umumi hizmette görürsem hatta bak böyle yazıyor. Böyle yapmanız lazım. Önerim. Ondan sonra en son aldıkları karar. Bakacağım. Risale-i hayır mı? Evet mi? Onlar zaten buna dikkat ediyor ama gözden kaçmış olabilirler gençler. Bak bu hayır dedi, bu meşrete girmez. Hayır demiş hayırdır, meşveret yapamazsınız mı? Evet demişse girmez meşverete. Ha maslahat-ı mürsele. Maslahat-ı mürseleydi önüme. O gelince öp beraber. Bitti tek tek. Abi budur bizim şey. Ha bu maslahat-ı mürselede mazide yaşanmış olumsuzluklara netice vermiş, denenmiş bir şeyse kardeş falan tarihte şu ve cemaatta veya şu abilerin şu grupta şöyle almışlardı, böyle olmuştu. Bu netice verdi zarar. Bunu bir daha denemeyin. Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Allah Resulü Müslümanlara ahmaklık yakışmaz. Ahmak nedir ya Resulallah? Bir Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. O zaman ben bu hadisi psikoloji yaptım. Ne alakası var psikoloji ama toplumsal ismini koydum. Psikoloji diyorlar. Ne psikolojisi? Bak bu hadise, bak bir Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Hadisini kendimce şöyle yaptım. Beni bir aldattın. Suç senindir. Aldattın çünkü ben sana güvendim Müslümansın diye. İkinci kez ben aldandımsa aynı konuda suç benim. Ahmağım çünkü. Ne alakası var şimdi psikolojide? Aynen. Yani işte böyle tespit ediyorum. Ayet veya hadis veya Risale-i Nur'dan. İnan çoğu %90'ı da öyle. Zaten bir yerden aldımsa söylüyorum. Şimdi
gelelim mevzumuza. Bunlar lazım olduğu için giriyorum. Size lazım olacak gençsiniz. Şimdi arkadaşlar, elmas mıyız? Elmas şişe miyiz? Sıdık fedakar mıyız? Deneneceğiz. Başka? Mütereddit sebatsız mıyız? Halis muhlis miyiz? Benlik ve menfaatı bırakmayanlar mıyız? İmtihana gireceğiz. İmtihanın birisi. Ehli dünya ve siyasetin evamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüt ve ihlasla fevkalade hizmet idi nedir? Zulmü beşer buna baktı. Yani bize yapılan zulümler, mahkemeler, sorgulamalar, tırnak çekmeler, işkenceler, ölümler. Niçin yapıldı? Ha, beşer canibinden değil. Bu kader canibinden. Bir, acaba biz elmas mıyız, şişe mi elmas mıyız, sıdık fedakar mıyız? Veya mütereddit sebatsızlardan mıyız? Gene onların kader ne yaptı, bizi musallat etti. Halis muhlis miyiz? Benlik ve menfaatı bırakmayanlardan mıyız? Onun için kader müsaade etti. Birincisi bu. Peki uygulayalım. Hastalık. Kanser. Panik atak. Sinirsel çöküntü. İşte nereden yazıyorsun? Buralardan yazıyor. Sinirsel. Hani işte ne bileyim. Mide kastiti. Hani felç. Uygula bunu. Kader niye müsaade etti? Sen kimsin bakalım? Allah zaten biliyor. Allah bu dünyaya bilmek için bizi göndermedi. Bilmen için gönderdi. Sen ne olduğunu sen bilmiyorsun ki kendini. Ben kendimi ne kadar tanıyorum ki? Ben kendimi tanımlamaya kalkarsam mutfak, tuvalet, yatak işte iki dikdörtgen içinde ancak tanıyorum. Doldur boşalt, özel hayat, yatak, mutfak, iş veya okul. Bu dikdörtgen içinde kendimi tanımlıyorum. Ben bu muyum? O zaman ne yapıyor? Kader ilahi. Dur bakalım. Kimsin bakalım? Kendine dönme bilgisini bakayım becerebildin mi? Ne yapıyor? Panik atak falan. Ha nereden kaynaklanıyor? Panik niye oluyor? Kendini kontrol edemezsen hiç kusura bakma. Seni birisi kontrol edecektir. Onun adıdır. Hayatta boşluk yok. Boşluk bırakmayacaksın. Sen mi bu çanağı döndürüyorsun ne tarafa? Çanak kanten gibi. Sen kendini idare edemiyorsan seni birileri idare edecek. Yani idare edilmenin alametidir panik atak. Çünkü olayları yorumlayamıyorsun. Korku hissi nedir? Geçmişle alakası yoktur. Geleceğe bakar çanak anten böyle. Korkunun yönü gelecektir. Elem ise geçmişe bakar. Geçmişten elem, gelecekten korkular. Korkular, endişeler. Ama geçmiş elem, keder. Ha demek ki, bakalım ne yapacaksın? Kimsin sen? Adama ölüm oluyor. Kardeşim unutma, sen böyle bir Müslümansın. Kanser adam öldürmüyor. Kanser adam öldürmez. Öldüremez, böyle yetkisi yok. Trafik kazası öldüremez. Öldüren Allah'tır. Yuhyi ve yumit. Hayrihi ve şerri. Ama senin ecelin, ömrün bittiği için eceline isim takılmış. Kanserdi. Oysa hiçbir alakası yok. Ama sebeple netice beraber geldiği için o sebep ona illet kabul edilmiş. Oysa bunun adı iktirandır. Lemalarda anlatıyor. Yani ikisi beraber geliyor. Dağın tepesiyle sema bitişik gözüküyor. Biz zannediyoruz ki sema ile dağ bitişiktir. Uzaktan bakmanın hatalığından Galat-ı Basar göz yanılmasına kaynaklanıyor. Oysa Allah o ölüme o ismi vermiş. O vasıtayla alacak. Bir vasıtayla alacak ya. Domatesi dala takmış. Gökten mi versin kardeşim? Aa domates ayında gökten domates yanıyor. Aa adam kanser değil, trafik kazası. Aa varlaştı ne oldu? Vallahi buradaydı adam ya gitti ya. Allah Allah ne oldu varlaştı? Ödümüz patlar ya. Kanser öldürmez, korkma. Vallahi öldürmez. Öldüremez. Fail-i muhtar değil. Allah'tır fail-i muhtar. Yuhyi dirilten odur. Ümit öldüren de odur. Ömür bellidir.
ömür ecel değişmez. Ecel değişmez. Bir saniye ileri gitmez, bir saniye geri gelmez. Mukadder takaddür etmez. Taha etmez yani. Etmez. Peki niçin söyledin Hasan? Buna bir inanırsan kanser seni ezemez ki. Of be. İşte kader iman bu işte. Yetişiyor senin imanına, şey imdadına. Ya ne güzel dinimiz var ya. Bildin mi? Çok hoş oluyor ya. Hoşuma gidiyor. Demek ki sen ara boşluğu verdin hayatına. Kendin hakkında cahilsin. Cehil onu davet eder. İlim onu tard eder. Tanısan gider. Tanımasan gelir. Kendini idare etmeye üçe ayıramasan panik atan adayısın. Kesinlikle. Kesinlikle. Panik, uhran, bunalım. Sinirsen, tamam. Olmaz, olur ama kontrol edersin. Biliyor musun? Sen kötüsün, ne yapalım lan? Kötüyüsün. Kötü hissettiriyor işte adam. Ondan sonra kötü ediyor. Nasıl düşünürse, kim inandırıyorsa buna, bu da ona göre çalıştırıyor. Organları harekete getiriyor. Tehlike var diyorsa tehlike yok. Üstadınız misaliyle, senin sol cenahında daha düşman yokken oraya adam gönderiyorsun. İyi değilsin. Kim dedi lan sen diyeceksin. Kim dedi iyi değilim? Çok iyiyim. İyi değilim. Evet doğru. İyi değilim. Niye? Çok iyiyim. İyilik düşüktür. Çok iyiyim. İyi değilim. Çok iyiyim. Allah var. Problem yok. Gitti ya. Allah'ım var benim ya. Ne olacak ki? Böyle dalin amin. Niye uzun olmayacakmışsın ki? Ölüm bu hayattan daha üstün dalga boyu olduğunu, daha yüksek, daha kuşatıcı, kucaklayıcı bir alim olduğuna inanan bir insan buradan gitmeyi endişe etmez ki. Ne yapalım, vazife bitti. Esma'nın bir mertebesini başka bir mertebesine mazak oluyor. Esma'nın bir 70 bin perdenin 70 bini, 69 bine geçeceğim. Vay neye geçeyim? Ya kardeşim Esma'nın bir mertebesine başka bir mertebesine geçiyor. Korkma kardeş. Ne korkacaksın? Allah var. Bu millet Allah'ın rahmetini bilse var ya, bak bir daha söylüyorum, bu millet, bu Müslümanlar Allah'ın rahmetini bilse korkarım namazı da bırakırlardı. Hadis var ya abi, evet. Bizlere söylüyorum. Evet. Ama ayette de diyor ki, şeytan diyor Allah'ın rahmetini gösterip sizi diyor gaflete atma. Şu, Allah'ın rahmeti bilmek Allah'a isyan etme iktiza etmez. Tamam mı? O demek. Yani Allah'ın rahmetine görünüp de namaz kılmaktan zekat ve alı koymasın. Ama bunu yaptıktan sonra sakın sizi aldatmasın şeytan. Allah şey yapar. Hayır. Yani Allah'ın o kadar, Allah'ın rahmeti sonsuz, gadabı sonlu. Bloke etmiş. Rahmetim gadabım açtı. Demek rahmet sonsuzdur, gadab sonludur. Çünkü bloke olmuş. Allah'ın rahmetini bu insanlar bilse var ya, İnan, belki de korkarım, namaz kılmaz. Allah çok tatlı bir şeydir. İnsan hoşuna güvendir. Allah çok tatlı bir şey. Allah, benim gibi salağı affedersiniz, uyduruk bir kuluna. Allah'ım da memnunum. Allah'ım aşkımı da ilan ettim. Çok seviyorum Allah'ım seni. Siz de ilan edin. Hakikaten huzuru koyan, huzur demek kendisini aralayan bir Allah var ya. O kadar da. Allah çok bezi. Şimdi mesela dün akşam ya Rabbi kusura bakma ama vallahi çok tatlısın ya. Şu anda var ya öyle tatlısın ki yani. Yani tövbe yani. Yeğisi kucaklaması geliyor ya. Allah öyle lezzetli ya. Çok tatlı ya. İnan. İnan. İkincisi, herkes kendi başına bu kutsi hizmete tam ihlas ve tam tesanütle (gülüyor)
herkes kendi başına bu kutsi hizmete tam ihlas, tam tesanütle, tam liyakat gösteremediğimizden kader dahi buna baktı. Demek ki bir, kendimizi tanımlama ve tanımada eksiğimiz var. Allah onun için bu zalimleri bize musallat etti. İle zalimlerden kastım ehli dünya değil, hastalık, belalar, musibetler. İki, biz Risale-i Nur hizmetinde tam ihlas, ihlas değil, tam ihlas, tam tesanüt, tam liyakat göstermediğimizden, tam eklemiş. Eğer liyakat bu mana ifade etseydi, israf etmezdi Allah, şey ustad. Ne yaptı? Tam liyakat gösteremediğimizden kader dahi buna baktı. Şualar 300. Onun için bela veya onların dizginini kaldırabileceğimiz kadar müsaade etmiş. Ne demek bu? Herkes kendi başına. Ne demek? Kardeşim, tek başına ihlas olmaz. Dağda yaşayan bir insanı düşünün, dağda yaşayan bir insanı düşünün, şualar 300. İhlas olur mu? Olur. Tesanüt olmaz. Sebat olur mu? Olmaz. Uvvet olur mu? Olmaz. Sadakat olur, ihlas olur. Ama tesanüt olmaz. Niye? Tesanüt eylemin adıdır. Yani toplumsal bir hareketin içerisinde gösterilen eylemdir veya düşüncedir. Dağda kimse yok ki, benim kuyruğuma kimse bakmıyor ki uvvet edeyim. Kim var ki? Çakallarla mı tesanüt edecek? Onun için herkes kendi başına bu kutsi hizmette, kutsin için dedi, hizmet kafiyken kutsi dedi. Hizmet bu hizmette demedi, kutsi dedi. İyi çekiyor. Ben kurmadım bu sistemi diyor. Allah'a ait. Asrın vazifesi. Asrın mücedidi yani. Evet arkadaşlar, eylemdir. Onun için tam ihlas, tam tesanüt, tam liyakat gösteremediğimizden, niye? Çünkü cemaat olamamışız. Grup olmuşuz. Grup da Allah'ın rahmetini celbetmiyor. Cemaat celbediyor. Biz kendi meşrubimize kanaat etmişiz. Oysa şu andaki mevcudumuza kanaat etmek dunu himmetliktir. Niye grubuna has kılıyorsun gücünü? Nurculuğa has kılsana gücünü. Benim gücüm nurcular kadardır. Veya benim gücüm bu grup kadardır. Ha, ille eylemini karıştır demek değildir onları sevmek. Bu çok önemli. Ama abi bizim meşrubda... Hayır kardeşim, meşrubine mahkeme şey var mı? Mevlüt Bey Şami'ye versene bak. Arkadaş, yani meşrebini bozmana, meşrebini karıştırmana gerektirmiyor senin otikileri kucaklaman. Bak, maksadımız dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Dini cemaatler, maksat. Maksat ne olur? İlahi kelimetullah, değil mi? Sonra maksadımız ne? İman ve İslam esasında muttefik olacağız. Bunda başka bir şey var mı? Adam dese ki kader-i iman yok. Vehhabiler diyor da onun için dedi. Kader-i iman, iman cüzünden değil. Mesela onlar da bunlarla ittihat olmaz. Ha, mesalikte ve meşrepte ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Yazıcı kardeşlerle, Yeni Asya ile, Yeni Nesil ile, Kurdoğlu ile, Zeytinburnu ile, Suffa ile, Hamidi ile, Meşveretle gibi. Ama değil, cemaat edemiyor. Sanki nurcular... Ama bu, o cemaat yukarıda şimdi değişti. Meşrepler dedi. Mesalikte, mesleklerde, meslek. Mesleklerde mesela diyelim kimyacı, fizikçi. Tamam mı? Veya bunu daha dini şey uydurursak, din cemaatler dedi. Mesela Süleymancılar mesleği.
Nurcuların hepsi mesleği birdir. Ama yöntemi farklı, şimdi anlatacağım. Hani tarikatçıların mesleği, yani mesleği bir değil bizimle. Meslek farklı. Nasıl ki doktor farklı, kasapçı farklı. Bir de bizi farklı kılan meşreplerde iddiat mümkün olmadığı gibi zaten caiz de değil. Yani Sungur abiyle şöyle yapalım. Abdullah'ın abinin anlayışın işte Ceylan abiyle aynı olsun. Böyle zaten caiz değil. Mümkün değil ve caiz değil. Niye? Taklit yolunu açar. Neme lazım? Neme lazım? Başkası düşünsün. Sözünü de söyletir. O zaman tek sen cemaatinin meşrebinin şefki olunca daha gayretli oluyorsun. Daha ileri götürmek istiyorsun. Daha gidilmeyen yerlere gidiyorsun. Sahanı genişletmen için. Ama bir cemaat içinde olursan neyse o düşünür. O abi düşünüyor zaten. E Sungur abi Filipinlere gidiyor. Ben niye gideyim ya? Tamam işte. Tembellik olur. Neme lazım olur. Ama kendi meşrebime muhabbet etmek, başka bir meşrebe düşman olmak iktiza etmez. Şialarda var bu. Ali'ye muhabbet nasıl gözükür diyor. Alameti nedir? Ali'ye muhabbet Ömer'e buğz etmeyle mümkündür. Yani muhabbetin şartı buğza bağlanmış. Çok önemli bak. Ali'ye muhabbet mi edeceksin? Ediyorsun. Samimi misin? Samimi. O zaman söylediğimi söyle bakalım. Hani böyle. Ahmetülleri. Ebu Bekir'e Allah lanet etsin. Haşa. Tövbe estağfurullah. Ömer Allah lanet etsin. Haşa. Şialar değil mi? Evet. Osman'a etsin. Çünkü ondan önce şey yaptılar. Yani El-Hubbu Ali Velbuz Ömer miydi? Ne şey var? Yani Ali'ye muhabbet, Ömer'e buz. Buz da mı gösterirsin? Buzun yoksa muhabbetin yoktur. E kardeşim, biz Şia mıyız? Yani benim meşrebime muhabbet etmek, diğer meşreplere adaveti mi işmam ediyor? Adavet etmem mi lazım? Bak mümkün değil diyor. Olmaz zaten. O zaman ne yapacak? Mesela biz de. Diyelim ki senin ne özelliğiniz var? Fethullah Hoca geniş tarih faaliyeti yapıyor. Üniversite sahasında. Öteki siyasetle meşgul oluyor. Ötekisi basınlarla nesil meşgul oluyor. Tamam. E Sungur abi gitmiş ikindi namazına dair ki şeyi, kitap dağıtıyor vesaire. Tamam. Biz de yani Zübeyir abi meşrebi bu. Bizim Zeytinburnu şeyi. Şu. Huvel evvelu vel ahir ve zahir vel batın. Yani İslam mevzularını dört sahada. Evvel, ahir, zahir ve batın. Yani mülk ve melekütü beraber araştırmak. Zübeyir abinin şeyi. İki, zaten o. Sen psikolojiyi nereden çıkarıyorsun? Zübeyir abimizden çıkarıyorum. Zübeyir abinizin Nefis Masifesi diye kitabı yeni yasa eline geçirdi, bastı. Oysa Hüştü abinin diye vermiştik ona da şeyini. Kendine ait hususi notlarıydı. Bak bakalım. He, aynı benim şeyim. Risale'de tespit ettiği şeyler. Nereden çıkarıyorsun? Zübeyir abiden çıkarıyorum. Sırf katibinden. Benim rehberim olduğu için. Baktım kendini motive etmek, kendi açık kapılarını kapatmak, yanlış düşünceleri doğruya çevirmek, tuhaf tuhaf duyguların önünü kapatmak, kendimi idare etmem, ölçülerim yok yani. Baktım ikide bir alıp günüm. Zübeyir abi ne yapmış dedim ya. Kendisine notlar almış. Şöyle yapma, böyle yapma, böyle yap diye gösterdi bize. Rüştü abi dedi ki ben defterime yazarken böyle yapma. Kendisine dediğini böyle yapmayın diye ben yazdım. Yani karşıya gönderme için. Sonra Zübeyir abi meşrubu ne var? Nurculuk hissetmesi lazım Rüştü kardeş demiş. Bir nurcu. Abi nasıl hisseder? Miraç Risalesi'ni, Kader Risalesi'ni iyi bilmeyle bir nur talebesinin nurculuk hissetmez fazla kendisini. Yani adam Miraç'ı bir eline geçirdi Filipinler'de. Okudu vay be ne acayipmiş der. Nurculuk hatırına gelmez bir hareket değil. Faaliyetin formülü değil. Bu itikadı boyutlaşmak. Yani bir insan kendisini bir yere nispet edip kendini onunla yorumlamak, ben felancanın elemanıyım. Falan hareketin içine bir hareketim var, müstakil değilim diye nurculuk şuuru ve hissini olgunlaştıran ve kendisini bir yerin malı olarak görebilen layıkalardır. O için layıkalar dersi Zübeyir abinin meşrebinde temellerdendir. Kardeşlerden bir şey oku da gidelim değil. Böyle tek tek okuyacağız.
Bir, dört, huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu ve min kulli şeyin alim. Yani ağaç, çekirdek konuşurken eve, meyve, ahir. Ağacın zahir, ağacın içsel yapısı, donanımı batın. Yani onun için Risale'nin mesela bak şu anda nereye çalışıyorum biliyor musun? Suret. Ne var kardeşim? Surette çalışan mı olur? Şu anda 4 gün oldu. Suret nedir? Kaç sayfa var biliyor musun A4? Paragraf değil. Külliyatta geçen cümleleri suret. 123 A4 sayfası. Kaç ay sürecek bilmiyorum. Suret nedir? Bak lügata. Onun ne demek? Nerede nasıl kullanmış? Huvel evveluye nasıl bakıyor suret? Ahire nasıl bakıyor? Zahire nasıl bakıyor? Batına nasıl bakıyor? İnanın en az 6 ay mı alacak? En az 6 ay size 6 dakika sürmez anlatacağım. Suret. Ayete bakın, haritaya bakın. Ayet dersin haritasına bakın. Evamir-i Tekmini'nin dersine bakın size. Bak, haritalama. Kaç sene uğraşmış. Kadere bakın bakalım. İslamiyetin ve imanın nihayet hudududur. Harita, aynen harita var. Bakın, kader projesi diye. Böyle suret bedava gelmiyor. İşte Zübeyir abiden böyle nasıl çalışıyormuş? Nereden bileceğiz? Zübeyir abiden, Rüştü abi nasıl? Bak diyor, mesela bir şey merak ettin Hasan. Tamam abi, gel bak dedi. Suret, külliyata geçen bütün suret paragrafları en kısa bir cümle veya en kısa paragraf. Onu topla, artık onunla yoğunlaş. Hep buna bak. Çevir. Allah Allah. Lemat'ta böyle, muhakemat'ta böyle. Allah. Ama not al. İlk önce metnini yaz, sonra anladığını. Sonra anladığını delil bul. Böyle yoğunlaş. O zaman senin ülfetin kırılıyor külliyata. Suret deyip geçiyorsun. Bundan sonra suret, ben altıya uğraşacağım. Surete durup bir dakika, suret nedir? Ya abi sen çok geveze yapıyorsun, çok konuşuyorsun. 6 ay verdim kardeş. Sen hiç merak etmediğini ben ömrümün 6 ayını verdim. Kusura bakma, biraz onun izahını yapayım. Külliyattan kardeşlerime vereyim. Çünkü basın kafama çıkın, siz araştırmayın. Çünkü ben yapıyorum, siz başka daha üstünü yapın. Ben ömrümü veriyorum. Bunu soracaktım Galatasaray. Murat abi de bunu konuşacaktım. Sen benim başıma bas çık, sen suret bir daha araştırmayacaksın. Benim dokümanda bas. Sen daha iyi bir şeyler yap. Yaptığını yapma. Çünkü yapılıyor. Evet, şu şeyi de okuyayım. Tamam. Şu sayfayı. Çünkü yarım paragraf. Sebatkarları dağıtmak için münafıkların planı. Sebatkarları dağıtmak için münafıkların planı varmış. 48 dakika oldu dersimiz. O planların en mühim bir esası... O planların en mühim bir esası neymiş? En mühim, çiz altını. Has, uyduruk değil. Has sebatkar kardeşlerimizi soğutmak. Futur vermek. Futur? Rehin mi? Yok. Gevşeklik. Tamam, bir saniye çok hoş ya ama tamam da işte ya. Futur vermek. Mümkünse Risale-i Nur'dan vazgeçirmektir. Onların planları. Bu noktada onun için tahşidat yapıyor. Niçin? O ülfet eden adam yalıyor. İçine giriyor. Mesela suret. Suretin içine bir girdin mi? Alem. Ha, ülfetin kırılıyor. Biliyorum zannettiğin şey zandaymış. Meğer hakikatta değilmişsin. Hakikatını anlamamışsın. Zannını o zannetmişsin. En büyük tuzak zandır. Zanlarımız. Eğer bunu kötüde kullanırsan mezarlığındır. Suizan. Tespitimi söylüyorum cümle. Cümle bana ait ama tespitim. Onun için kaynak sormayın. Suizan eden geçmiş çöplük mezarlıklarına kemik arayan köpekler gibidir. Suizan yapan çöplükte kemik arayan köpekler gibidir. Müslüman kardeşine, dava kardeşine suizan eden, çöplükte kemik arayan köpekler gibidir.
Çünkü insan maziye bakar, geleceğe şey yapmıyor. Kendisine göre yorum yapıyor. Hep bu toplamadan çıkarttığım cümleler. Çünkü basısı çıkacak, nereden o duyacak bir tanesi, kaynak söyle, kaynak bu. Külliyattan istinbat. İşine yarar, ha. Yaramazsa Allah senin canını ıslah etsin de, beddua okuma. Allah seni ıslah etsin, ustadım söyle diyor. Dua ve acı beni. Allah seni ıslah etsin, yanlış söyledi. Dua et bana. İşine yarıyorsa al, işine yaramıyorsa lütfen bırak. Bu noktada o kadar acip yalanları ve desiseleri istimal ediyorlar ki, İsparta ve havalisi, gül ve nur fabrikasının karaman şakirtleri gibi. Kim bunları biliyor musunuz? He? Gül fabrikası varmış, usta zamanında bir de nur fabrikası varmış. Bir tanesi Hüsrev abi ve çevresindeki kişiler matbaaları var. Matbaaları var, basıyorlar. Tamam. Bir de Hafız Ali grubu var. O da matbaa, ayrı yerde basıyorlar. Farklı yerlerde. Tamam. İki tane bu çoğaltma yerine ustad fabrika diyor. Kim? Nur ve Gül fabrikasının karaman şakirtleri gibi. Allah onlardan razı olsun. Bütün tehlikeleri, diğer o beşeriyetleri vesaire, yüz bin kusurları dahi olsa, o umumi hizmetteki hissedikleri, hissedarlıkları korkunçtur. Allah onların fedakarlıklarından dolayı bize bu nurlar gelmiş. Cenab-ı Hak kendisine nasıl yakışıyorsa, ağabeylerimize öyle muamele etsin. Allah hepsinden razı olsun. Ya. Abdullah abilerin, yeğen abilerin, Üsrev abilerin, Hafız Ali abilerin ne fedakarlıklar yapmış. Kolay değil. Allah razı olsun. Bak, nur ve gül fabrikasının kahraman şakirtleri gibi. Kimmiş? Kahraman. Kahraman. Kim söylüyor bunu? Mehdi Ali Resul. Bunlara kahraman diyor. Bana ne demek düşer? Ya canım, kahraman değil. Ya. Bazen yapıyorsun hata, yapmayacaksın Hasan. Yapmayacaksın kardeş, yapmayacaksın. Bunlar çelik ve demir gibi bir sebat ve sadakat ve metanet lazım ki dayanabilsin. Bunlar gibi. Bunlar nasıl dayanmış ucumlara karşı? Çelik gibi bir demir gibi ki bir sebat, sadakat, metanet lazım ki dayanabilirsiniz bu cemiyete. Yoksa dayanamazsınız. Cemiyet böyle bir rezil. Çelik, demir gibi sebat, sadakat, ne bir de metanet. Sebat, yani sadakat, sebat neydi? Kararlı olmak. Kararlı olmak. Sadakat, dendiği gibi yapmak. Metanet, göğüs gerebilmek. Hadi dayan, kara. Kar açılacak. Kadınlar, çocuklar gelecek arkadan. Yaşlar var. Dayan. Köyde, köy misali ben yaşadım Merze'den. Kara böyle göğüs gererlerdi büyük yiğitler. Biz çocuklar gidiyoruz böyle. Metanet. Böyle göğüs gererlerdi. Tamam mı? Yol açarlardı. Sonra acizler arkada gelirdi. Sebat, sadakat, metanette inkişaf edeceğiz. Bunda yarışacağız. Kimle? Kardeşinle yarışmayacaksın. Rakibin bir tane. Kamyon yazmış. Tek rakibim Türk Hava Yolları yazmış. Uçak yani. Kimi geçecek rakibim ben? Benim rakibim ben olacağım. Sen değilsin. Unutmayın. Kendi rakibin sen olacaksın. Dünü geçeceksin. Resulullah'tan çıkarıyor. İki güneşit olan. Oradan psikoloji şey çıkarıyor. Ne alakası var şimdi? İki güneşit olan zarardadır. Ben diyorum, o zaman en büyük rakip sensin. Dünle yarışacaksın. Dününle. O zaman Allah Resulü bir başka kardeşiyle kıyas edip kendisi düşük gözüken zarardadır demedi. İki gün eksik olan zarardadır. O zaman rakip kim? Ben. Rakip ya alan kim? Ben. Ben benim rakibim. Dünle çatışacağım. Nasıl intikam alacağım dünden biliyor musunuz? Dünden daha iyi olmam için bugünü güzel yaşayacağım. Dün ne kadar ben İstikbale, vehimlere gittim böyle, tuğlu emeller. Toplam 15 dakika. Bugün 10 dakikaya düşürmem lazım.
Dün efendim ben maziye çöplüğüne köpek olup da ne kadar kemik aradım? Bir saat beni meşgul edeyim maziye. Keşke yapmasaydım, keşke demeseydim, keşkeler var ya, maziyeye gitmektir. Ne kadar bir saat? Bugün 50'ye düşüreceğim. Rakibimi gördün mü? Mazi ve mustakbel benim rakibimdir. Ne kadar koparırsam andayım. Kardeşim, kemik arama köpek gibi. Dozeri al, üzerini ört. Ört maziyi ki güzellikler neşinema bulsun. Bitkiler çıksın o çöplükten. Ve İstanbul Belediyesi yapıyor. Kapatıyor, ağaç dikiyor. Veya kapatıyor, filiz çıkıyor Karadeniz'de. Karadeniz'de belediye bir şey dikmiyor. Çöplüğü koyuyor bir ırmak, bir çukura. Kapatıyor, toprağa getiriyor. 5-6 ay sonra kara ağaçlar, kestanelikler çıkıyor. Suların şuna, çöplüklerin getirdiği kestanelik falan filan. Bir ağaçlar çıkıyor, otlar çıkıyor. Bazı dost suretinde hulul edip buna dikkat edeceğiz. Bazıları içimize girer, dost suretini hulul edip korkutmak. Ne yaparlar? Mümkünse bir kubbe edip evham veriyorlar. Bak evham münafıkların işidir. Duydunuz mu? He? Ne? Basacaklar. Saklanalım, kapatalım. Bak evham. Bu bitti şimdi başka. Şimdi başka. Bu hükümetten sonra göreceksiniz. Çıkma efendim. Başka? Sen var ya. Sen başka şey olan. Senin konuşman var ya. Alemimi kuşatıyor. Senin sohbetine bulununca diyor ha. Buna falan. Ben alemlerden çıkıyorum. Deyince diyene. Tak. Ya cahilün ahmaktır ve vazifelidir. Bir tanesi diyor ki, hocam konuşunca sen var ya, alemden çıkıyor. Çıktıktan sonra dedim ki, buna dikkat edin. Bu adama dikkat edin, sağa sola dikkat edin. Almayın iltifat, almayın direkt çıkmayın ama dikkat edin. Şimdi hulul etme dönemi, hücum dönemi bıraktılar. Başka nasıl hulul? Hiç. Kastamonu okumamış, meşveletin tam ortasında karar alıyor cemaat adına. Cemaati sevk edecek. Karar merkezinde neyle girmiş? Ayıp olur da onu meşvelete çağırmasak niye? Hizmetimize bu kadar para vermiş ya. Himmet değil ya. Nasıl giriyorlar biliyor musun? Meziyetleriyle değil, kasa ve masasıyla. Kasa ve masasıyla. Masa memur, amir. Abi vali ya, vali yardımcısı, müfettiş ya. Ayıp olur ya, hizmetimize bir şey olur. Veya masası var abi, parası var. Ya şey olacaksın, ya kasa veya masan olacak. Ya şöhretli adam olacaksın, ya alim olacaksın. Yani meşhur, hangi alim, yani profesör olacaksın. Meşhurete girmen için. Seni beni kim hiç yapar? Zavallı ya, dershanede. Örümcek kafalı önünü görüyor, at gibi bağlamış. Sağını sonunu görmüyor. Şimdi külli hizmetler lazım. Ya... Ondan sonra küllüm diyerek küllüm oluyor, paramparça oluyor. Parçaları da gözükmüyor artık adamın. Hulul dönemindeyiz. Hulul. Peki abi hangi yollarımla dikkat edin? Hangi zaaf noktamdan bana girerler? 6 tane hulul yolu var şimdi. Bakarlar dedektör var ya havalimanından geçerken. Demir dın 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 saatini çıkar diyor. Demir var. Alet hiç cihazlar koymuyorlar. Şimdi 6 tane cihaz kullanacaksınız. Hucumat-ı sitte. Hubucah. Yemez bu adam. Menfi milliyetçilik. Yemez adam. Şu yemez. Ha bu adam Risale-i Nur'u izah edeceğim, daha güzel göstereceğim diye kitaplar neşretme adam arzusu çok var bunda. Neyle? Ben bilineyim, ben konuşurum, ben tanınayım. Kenarda bunu işletelim diyor münafık. Hocam, abi, buna ait bir kitap yaz ya. Bu sefer kitap yazan adam fıtridir. Kendi kitabını Risale-i Nur'dan daha önce satılmasını ister. Niye? Kardeş, bunu okumak benim de gayem. Ben de bunu okuyorum, buradan istifade ediyorum. Ama ilk önce bunu değil de, bunu oku. Külliyatı daha iyi anlarsın.
Bunu okursan daha iyi anlarsın. Peki abi bu kitabın ne zaman çıktı? Bir sene. Daha bundan önceki nurcular bu kitabı okumamıştı. Anlamamışlar mıydı külliyatı? Nur talebesi Risale-i Nur'un Durus-u Kur'an'ı içindeyken ancak böyle bir rakip tarzı ifade edecek kitap neşredemez. Nerede yazıyor? Hucumat-ı Sitte'nin 6. maddesinde. Bak, mektubat var mı? Cümle okuyun, olsun ezan okumasın. Ama bak, nurcuysa tabii. Nurcu değilse sakın ha hücum edemezsiniz. Nurcuysa. Nereden çıkarıyorsun? Ben çıkarmadım kardeş, tobe estağfurullah. Ben çıkartacak kadar onunla meşgul olacak ahmak mıyım? Bu sistemi kuran ustadımdır. Bak. Bu durum, Mektubat 426. Bu durusu Kur'aniye'nin dairesi içinde olanlar, dairesinin içindeyse, Süleymancı tarikatçı değil. Dairesi içindeyse, ama alim, allame ve müştehitler de olsalar, allame ve müştehitler de olsalar, vazifeleri, ulum-u imani cihetinde, bunu okudum bir yerlerde yayılmış galiba ses derse de, geveze sen ya, geveze kardeşimiz, iyi bir çocuktur, sadakatçi yapıyor ama, yani muazzene ihtiyacı ama muazzene, böyle şeyler de duyuyorum, iyi hakkımı helal ediyorum da, keşke hücumum bana olsaydı da, benim şahsımda Risale-i Nur yok etmeseydi. Çünkü benim karşımda durabilirsin aşırıda ama, ustadın karşısında ne diyeceksin, iştirak amal ürevi de ne hesap vereceksin, bak, allame ve müştehitler de olsalar, ama ben özelliğim var, bu kimsin sen, vazifeleri, ulum-u imani cihetinde, iman ilimleri cihetiyle yalnız yazılan şu sözlerin, İmam Ali Külliyat'a sözler diyor, şerhleri ve izahlarıdır veya tansimleridir. Nasıldır peki şerh ve izah? Şu. Şerh, bir mevzuyu başka bir mevzularla toplama yapmak. Risale'nin içinde olması. Tabii tabii, Risale'nden getiriyorsun. Risale'nin içinde. Mesela diyelim ki süre toplama yaptı. Takva mesela toplama yaptı. İzah ise onu külliyatın içinde detaya, afaka daldırmamak şartıyla külliyattan istinbat ettiği manaları verebilirsin. Mesela kurbağanın tefekkür güya anlatıyorsun. Kurbağanın, bağırsağının, çapının, yapısını anlatamazsın. Güneş sistemi şöyle anlatamazsın. Bu iş izah değildir, boğmaktır. Yani ya metini getiriyorsun ya bil mana. Metini getirmek şerhtir, bil mana getirmek izah. Yani külliyattan oradan bil mana getirip söyleyeceksin. İzah budur. Bak bir de söylüyorum. Şerh, herhangi bir paragrafı veya bir mevzuyu takvaya ait bir izah. Külliyattan hiçbir şeye beşeriyet karışmadan toplama yapmak paragraf. İzah ise ders yaparken ben burayı açarsam uzun olur, mevzuyu kapatır, dağıtır. Yani hakimsen o paragrafı, o mektubu, sayfayı da demek şartıyla. 96 Kastamonu'da gibi. Bil mana şöyle diyor. Bu da izahtır. Yoksa izah, arkadaşlar, Muhyiddin Arabi böyle dedi, şu da şunu dedi, fizikçiler dedi ki, dünyamızın 53 katı kadar güneşte kara leke varmış, gittikçe büyüyor, efendim çapı şu kadardı şu, bunu aslı mevzuyu da unuttum, bu şerh ve izah da değildir. Bu tafsilattır, bu icmaldaki güzelliği yok eder. Bunu ben de yapıyorsam, ben de yanlış yapıyorum. Onun için üstad diyor ya, tefekkürde afak yapıp boğulursun. Evet, şey evet, afaka dalma, boğulursun. Güneşin büyüklüğü böyle nariyedir diyor ya bir adam. İzahlarıdır. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki, bu ulum-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri
dairemizin içinde nefsin enaniyet ilmeğinden aldığı bir his ile. Ben yaparım tabii ya. Yani seviyem var yani. Şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, kitap yazıyor adam. Soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur etzaları Kur'an'ın tereşuatıdır. Bizler taksimul amal kaidesiyle her birimiz bir vazife derhte edip o abuhaye tereşuatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Çünkü senin kitaplarla meşgul ola ola adamın ömrü bitti. Zaten sabahtan akşama çalışıyordu veya sabahtan akşama okuldaydı, hastanedeydi vesaire. Akşam bir 10 dakika risale okuyacak, önüne de onu alıyorsun risale, benim kitabı oku, daha yalnız. Zaten senin kitabını bitirene kadar risaleye geçeceksin. Ne zamanı var, ne dömrü kalmış. Gelecek Mehdi. Zannediliyor ki Risale-i Nur, zannediyor ki Risale-i sırf akıldır. Mesail imani, dimağa geldikten sonra his, latife, vicdan, hafi, hafaya sirayet ediyor. Anlamayabiliriz ama ruhun alıyor. Zannediyor ki sırf akla hitap ediyor. Ama senin kitap sırf akla hitap ediyor. Ruha onunla. Yani senin kitabın, benim kitabımı okuyarak Risale-i Nur'a geçmesi mümkün değil. Basite alıştırdım. Çocuklara bile anneler öyle diyor, doktorlar. Bir güdeyi anne süt verirken diyor, hemen çocuk çarpınca ötekisine verme. Ağzı tembelliğe alışır, göğüs de süt üretmez. Özür dilerim ama bir şey hem ilmi olsun. Zorlasın, dibine kadar gelsin, güde hem üretsin, hem çocuk zorluğa alışsın dudağa. Sen buna alıştıra, bir Risale-i Nur'a geçemez. Geçen pek yok zaten. Ondan sonra itiraza başlıyor, ben anlamıyorum diyor. Tabii ki anlamıyorsun. Çünkü koca adam onun 15 yaşında hala mama yediriliyor. Ya kardeşim pirzola yedirin ya şimdi artık. Habi kube yapmak da şeytanın özelliğidir. Yok. Bak. Oo, kötü hissediyorum. Böbrek gitmiş galiba. Tabii kötü. Üstü, suyu misal değil diyor. Bir yerden duydum bir böbrek hastası. Ne demişti? Vallahi bir ağrım vardı hanım. Hanımlarda daha çok. Hanım vardı. Ben hiç bakmadım. Sonra 5-6 ay geçti de sonra baktım ki böbrek çürümüş. Aman ha size tavsiye yapayım. En ufak onu kafaya koymuş negatif kadın. Bu kadın bir ağrım. Tamam böbreğim hemen doktor falan. Ondan sonra girerken hastaneye ilk önce hemen yaparlar. Tabii panikle gitmiş. Tansiyon bir baktık 15-16'ya vurdu tansiyon. Eyvah hatta bak buradan belirlendi zaten. Ben zaten şüphelenmiştim. Bey dememiş miydim ben sana bak tansiyon da bak 17-18 çıktı. Ya panik yaptı. Evhamını tahrik eden kubbe. Habbe atom. Kubbe cami kubbesi. Süleymaniye kubbesini yapıyor. Habbi ya. Habbi tozu. Hastayım. Öyle hissediyorum. Hastalık hastaları. Hastalık yoktur. Hastalık hastaları var. Hasta olmak arzu ediyor. Dur bakalım. Var böyle. Bende bir şey var mı ya? Yok. Ama olması lazım ya. Dün vardı. Buram kaşınıyor. Evet tabi buraya gel. Veya yarım saat sonra krizim gelecek. Veya olan var. Bu hoca şu anda söyledim. Oğlum yasını okumaya başla. Ölüyorum. Niye? Ölüm korkusu gelince tabi vücut salgılama yaptı. Nefesler evham beyin tepesine. Ölüyorum. Tamam baba bir okuyorum. Hemen denk geldik de. Abi oğlun Nurcu. Babası değil. Karşı biraz da. Babam biraz çeksin. Vesvese bak. Cesede bu kadar ihtimam niye gösteriyorsunuz? Ceset hanendir kardeşim. Yuvan değil ki. Hanen ve yuvandır. Elbisen değil ki. Ceset karıncalar çıkıyor. Toprakta yılan çıyanlar yiyecek ya. Niye bu kadar ihtimam ki? Ölüm demek esmanın bir boyutundan başka bir üst boyutuna, dalga boyutuna geçmektir ya. Niye bu kadar ihtimam ya? Niye cesedi bu kadar ihtimam? 29. sözde söylüyor sana.
cesede ihtimam ruhu ihmalden kaynaklanıyor. Ruhu cesede şişiriyorsun, ruhu bolduruyorsun. Mülke bu kadar ihtimam, melekutu yok etmekten mümkün. Yani sen ne kadar ruhtan uzaklaştın ki cesede bu kadar değer veriyorsun. Kalbini ne kadar ihmal ettin ki vesveselerin o kadar değer veriyorsun. Allah Allah. Buralardan çıkarıyorum psikoloji. Bitiriyorum, biliyorum, farkındayım, geçtim. Aman, aman aman, sayda yanaşmayınız. Hükümet takip ediyor diye zayıfları vazgeçirmeye çalışıyorlar. Hatta bazı genç talebelere hevesattan tahrik için bazı genç kızları musallat ediyorlar. Size ne yaparlar biliyor musun? Musallat etmedim. Alo. Buyurun. Buyur kardeşim, buyurun. Ya Ali Bey'i arayacaktım. Yok yanlış. Bir dakika yanlış. Acaba ben yanlış mı yaptım? Başladı seninle kız yılışık yılışık konuşmaya. Bilerek arıyor. Ali Bey, Hasan Bey bu. Ya falan. Kıvırık kıvırık tuzak başladı. Alev başladı. Anlamazsan. Bak genç kızların seslerini size başlatıyorlar. Ya öyle mi ya? Ben biraz da şey, ya yanlış mı aldınız? Kimden aldınız siz? Ya ben, o benim fayda, bana fayda vereceğini zannetti. Bizim bir arkadaş yaptı da, evham var bende biraz, vesvese var böyle. Onu Ali Bey diye birisini vermişlerdi yani. Ya öyle mi ya, ben size yardım edeyim ya falan. Risale-i Nur'da şu 21. sözlük. Yok kardeş. Yanlış kardeş. Mesela başka. Alo, orası İş Bankası mı? Kardeşim burası Vakıflar Bankası, tamam. Ali Bey mi? Ya, yok kardeşim, Veli Bey. Tamam, kapattı. İşte ara. Kız kıvırarak kış yapıyor. Tuzakları fark etti. Sen bilirsin. Hatta Risale-i Nur erkanlarına karşı da benim şahsımın kusuratını, çürüklüğünü gösterip, Kürttür. Ne yapalım? Resulullah da Arap'tır. Ben de lazım. Ne yapacaksın? Dinemeyecek misiniz şimdi seslendirmeni? İmamlığıma girmeyecek misin? Ben imam olacağım şimdi. Gerçi Resul olacak da. Sinop muydu sen? Tamam biz Sinoplu'dur. Tamam girmeyin. Allah'ını sever seni. Allah nereli? Resulullah Arap. Ustad Kürt. Ben Naz. Bak İslam'ın güzeli mi? Allah nereli? Şöyle diyeyim. Diyarbakır nerede? Doğuda. Edirne nerede? Batıda. Güneş nerede? Doğuda. Doğuda mı? Her yerde. Vanlı olduğun için güneş doğuda diyorsun. Bir tanesi de dedi ki, telefon edelim isterseniz. Rizeli'ye soralım. Güneş nerede? Vallahi Rize'nin üzerinde. Olmasa karanlık olur. Mersin'e et. Abi Mersin'in üzerinde. Almanya'ya et. Almanya'da güneş değil mi? Güneş her yerde. Allah her yerli. Her yerin sahibi. Ya. Ama güneş doğuda çıkar abi. Evet. Ama batıdan da batar. Oysa batıya doğarken sana batıyor. Batıya doğarken sana doğuyu esas alırsan senin güneşin batıyor. Batının güneşi batmıyor. Batının güneşi doğuyor. Senin güneşin batıyor. Batıya o zaman uymayacağız. O zaman ya batının, doğunun güneşi battı. Ne demek? Batıda güneş doğdu. Senin güneşin batınca orada doğuyor. Aynı yuvarlak ya. Hep doğuyor. Senin güneşin battı. Avrupa'nın güneşi doğdu. Hep doğdu. Avrupa'nın güneşi battı. Doğunun güneşi battı. İşte doğdu. Hı? Ya. Her taraf doğdu. Su nereli? Nur diyor Allah. Hiçbir yerin malı değildir. Nurun ala nur. Ya. Nur erkek midir, dişi midir? Su erkek midir, dişi midir? Güneş erkek midir, dişi midir? Hani Allah için derler. İlle cinsiyet yaparlar. Ya. Ya artıya bak, ortası da var bak. Ne dişidir ne erkektir. Bitiriyorum. Hatta Risale-i'nin erkanlarına karşı da benim şahsımın kusuratını, çürüklüğünü gösterip zahiren dindar, ehli bidadan bazı şöhretli zatları gösterip zahiren dindar, dini dar. Ehli bidadan bazı şöhretli zatları gösterip
Biz de Müslümanız diye, biz de Müslümanız, din yalnız saydığı mesleğine mahsus değil deyip bazı bize karşı perde altında cephe alan zındıklara perde altında çiz altını. Perde altında cephe alan zındıklara ve anarşistlik hesabına, anarşistlik de hiçbir ölçüsü yok. Her cemaate kusur bulan anarşisttir. Anarşist tipi, ben bunlar anarşist derim diyor bu nazarattan. Bu nazarattan söylüyor. Ben bunlar anarşist derim. Çünkü hasenat muvazeni, seyyat hasenayı muvazene edemeyen anarşisttir. Mesleğimizde de anarşisttir, İslamiyet'te de anarşisttir. Anarşistin hiçbir ölçüsü yok. Kendine kafasına geliyorsa ölçüsü var. Oysa bir Müslüman bir Müslümanı hasenat seyyatıyla ölçecek. Bir nurcu bir nurcuyu hasenat seyyatıyla ölçecek. Hiçbir şeye bakmadan bir seyyatını görüp diğerini çukura atan anarşisttir. Anarşistlik hesabına o saf değil ehli diyanet ve hocaları alet edip istimal ediyorlar. İnşallah bunların bu planları da akım kalacak. Emirdağ layıkası 1-125, bir Demirdağ 2'de ey hocalar diyor. Kendi bilginizin kendinize kafi ve vafi zannetmeyin diyor. Bana kafi benim deyip de Risale'den uzak durmayın diyor. En büyük tuzaklardan bir tanesi. Ben diyor bunlar anarşist diye, garip garip baktığınız için söylüyorum. Ben bunlara anarşist diye bakıyorum diyor. Yani muvazeni amal yapmayıp zulmedenlere. Toptan yapanlara. Kendi meslektaşı mıdır? Hiç hasenat seyretim bakmaz. Oo yıldız. Hangi yıldız kardeş? Güneş doğmuş, yıldız yok. Güneş varken yıldız mı olur? Ya. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.